Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Surat-ı Mekke 10. sefir 69. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. Bilginlerin haremde veya ihramlıyken av öldürene verilen cezanın sıralı olup olmadığı hakkındaki görüş ayrılıkları. Ayet şudur: onun cezası öldürdüğünün mislidir. Bilginler bu konuda görüş ayrılığına düşmüştür. Bu ceza sıralı mıdır, değil midir? Bazı bilginler sıralı olduğu görüşündedir. Onlara göre önce misil, bulunmazsa yoksul yedirilir, o da olmazsa oruç tutulur. Acaba ayet serbest mi bırakmıştır? Bazı bilginler bu görüştedir. İki hakim, cezanın bulunduğu konuda serbest hareket edebilir. Ben de o görüşteyim. Çünkü ayette geçen veya kelimesi bunu bildirir. Şari sıralamayı irade etseydi daha önceki ayetlerde olduğu gibi bunu açıklar ve açıkça belirtirdi. Bu meseledeki görüşümüz bazılarının zannettiği gibi yabani devede bir deve, ceylanda bir koyun, yaban sığırında evcil bir inek kurbanı değildir. Her şeyde o şeyin bir misli ödenir. Av deve ise ihramdan çıkmış bir insanın il bölgesinde avladığı bir deve satın alınır. Aynı şekilde avlanması ve yenilmesi helal olan kuş, dört ayaklı av diye isimlendirilen her şeyde bu husus geçerlidir. Ya da bir yoksul yedirir. Bana göre bunun sınırı bu bedele denk olan şeyin değerine bakılmasıdır. Onun kıymetiyle yemek satın alır ve yoksullara yedirir. Ya da onun oruç olarak karşılığıdır. Burada kurban, yedirme ve orucu kendine toplayan bu kefarete benzeyen en yakın kefarete bakılır. Bu noktada çektiği eziyet nedeniyle ihramlıyken başını tıraş edenden başkasını bulamadık. Bu nedenle onun fidyesi sadaka, oruç veya kurbandır. Şari zikredilen üç şeyi av öldürenin kefaretinde de zikretti. Şari yedirmede altı yoksulu belirtti. Her yoksul için yarım ölçü vardır ve orucu da üç gün saymıştır. Böylelikle her ölçek için bir gün belirledi. Biz kıymete bakarız. Kıymet bir veya daha az ölçüye ulaşırsa bir gün tutmak gerekir. Çünkü oruç bölünemez. Kıymet bir ölçek veya daha fazlasına veya birden fazla olduğunda ise iki gün tutulur. Böylelikle kıymetin değerine göre oruç hesaplanır. Burada kıymet sözüyle öldürülenin kıymetini kastediyoruz. Kişi bu bedelle yemek satın alır ve yoksulu yedirir. Oruç daha önce de dile getirdiğimiz gibi satın alınarak elde edilen yemeğe yüklem yapıldı. O halde o misil veya mislin kıymetiyle yedirme veya oruç arasında serbesttir. Bu durum öldürülen şeyin pahası veya kendisi karşılığındaki yemeğe göre yapılır. Yemeğin yenilmesi beslenenin hayatının sürekliliğini sağlama amacı taşır. Hacda haddi aşan kişi ise bir canı öldürmüş ve bir hayatı yok etmiştir. Bunun karşılığında ise onu telafi etmiş ve hayatın baki kalmasını sağlayan bir neden vasıtasıyla kefaret ödemiştir. Böylelikle o misilden veya yemekten ortaya çıkan beslenme ile onun beka zamanında kendisine hayat vermiştir. Av öldürme nedeniyle bilginlerin oruçla ilgili görüşlerinin batini yorumuna gelirsek, yani oruca gelirsek, oruç Rabbani bir niteliktir. Böylelikle misil ile ya da yedirerek kefaret ödemeyen kimse oruç tutmayla yükümlüdür. Direnirse yükümlülükten çıkar. Böylece av öldüren kişi onda zorlanmaz ve hiçbir şeyle yükümlü tutulmaz. Böyle düşünen kimse şöyle demiştir: o nedir? Der ki oruçtur ve o bana aittir. Ben sınırlanmam. Sen de benim niteliğimle nitelen ki sana engel konulamayacak bir konumda olasın. Oruç tuttuğunda oruç bana, açlık sana aittir. Öyleyse oruçta seninle ilgili olan açlık ki bana ait değildir, kefarettir. Açlık canlının hayatını ortadan kaldıran nedenlerden biridir. Böylece canlının hayatını ortadan kaldıran öldürme sebebine benzer. Senin hayatın bu açlığa rağmen devam eder. Çünkü o oruç açlığıdır. Oruç benim niteliğimdir. Bu açlık ezeli hayatı etkilemez. Bu nedenle oruçlu kendisini yok edecek bir oruç tutmaz. Hak eşyayı yok etmez. Onları giderir çünkü o faildir ve fail bir şey yapandır. La şey yani yok olan meful olamaz. Dolayısıyla Allah eşyayı bir yerden götürse bile onların başka bir yerde varlığı vardır. Çünkü oluş ki birleşme ve ayrışma ondan meydana gelir.
varlıkların yokluğuna delalet etmez. Öyleyse ölüm bir yok ediş değil, bir gidermedir. Çünkü ölüm dünyadan ahirete ki başlangıcı berzahtır, bir intikaldir. Giderme hakkın bir niteliğidir fakat onun niteliği değildir. Allah şöyle buyurur: Dilerse sizi giderir. Ey insanlar ve sizden hayırlısını getirir. Burada Allah sizi yok eder demedi. Bu nedenle Allah oruç açlığını nefsi yok eden bir açlık yapmadı. Bununla beraber o yok etme değil bir gidermedir. Çünkü bu varlığın yok edilmesi doğru değildir. Çünkü varlıkla nitelenen kimse mazharlarda zuhur eden haktır. Öyleyse yokluğa hiçbir şey katılmaz. Çünkü Allah dilediğinde bir şeye ol der, o da olur. İradesi söz söyleyenin varlığına baktım. Hani eşyaya yöneldiğinde ol der, hani eşyaya yöneldiğinde ol der de o da olur ya. Gözüm onun oluşumunu tam kavradığında sanki aynıdır onun başkası değildir. Canım sana feda, bilmediğin bir bilgiyi öğren, en zor şeyi nasıl kolaylaştığına bak. Bilgi insanın ulaşabileceği en üst niteliktir. Bilginin sahibi yanlıştan korunmuş ve sakınılmıştır. Var olursa var olur ve giderse onunla gider. Hal ve mal yok olur gider. Bunu düzenleyen ondan başkası değildir. Dedim ki, var olan her şeydedir o. Varlıklardaki tecelli olmasaydı, zuhur etmezdi var olanların ve olacakların nitelikleri. Bu nedenle sonu olmayan dehir diye isimlendirildi. Başı da yoktur, oluşmuş şekli ise ondan meydana gelir. Fasıl içinde vasıl. Av mı yoksa misli mi kıymetlendirilir? Bu konudaki görüşümüz mislin kıymetlendirilmesidir. Bazı bilginler avın kıymetlendirileceğini söylemişken bir kısmı mislin kıymetlendirileceğini söylemiştir ki bu bizim de görüşümüzdür. Mislin mahiyeti hususunda da bizden farklı görüşleri sürülmüştür. Aynı şekilde bilginler yemek karşılığında orucun saptanmasında da görüş ayrılığına düşmüştür. Bir grup her ölçek için bir gün, bir kısmı ise her iki ölçek için bir gün demiştir. Fasıl içinde vasıl, yanlışlıkla avın öldürülmesi. Bu konuda da görüş ayrılığı vardır. Bazı bilginler bu davranışın cezası vardır demişken bir kısmı bu nedenle bir ceza gerekmediğini söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Şöyle denilebilir: Hata Allah'ın yaratığı öldürmesidir ve Allah üzerinde hüküm verilemez. Hatayla öldürülen şey Allah'a göre öldürmenin amacıyken bize göre hatayla öldürmedir. Çünkü öldürme bizim elimizle gerçekleşmiştir. Öldürülen ise kasıtlı olarak öldürülmüştür. Başka bir ifadeyle Allah bakımından öldürme de amaçlıdır. İnsanlar bakımından ise öldürme kasıtlı değildir. Hata ile öldürüleni, öldürenin mazharında gözükmesi yönünden Allah'ın öldürdüğünü dikkate alan kimse cezayı şart görmez. Çünkü öldürme fiilinin kendisinden ortaya çıktığı varlık, öldürene ceza vermemek şeklinde bir hüküm vermiştir. Çünkü o öldürmeye kast etmiştir. Bazıları ise gözüken varlık perdesinin ardında onun öldüren olduğunu söylemiştir. Fakat onu kasıtlı olarak gerçekleştirmemiş ve öldürme fiili varlıkta ancak zuhur edenin eliyle ortaya çıkmıştır. Böyle düşünen bilginler cezayı şart görür. Çünkü hüküm zuhur ettiği yere aittir. Kasıt ise gizlidir ve biz ona göre Allah'a ibadet etmeyiz. Öldüren insan kasıtsız olarak öldürdüğünü bilirse ve şeriatın zahiri ona iki hakimle cezayı bir telafi olarak zorunlu kılarsa söz konusu ceza onun adına nafile sadakadır. Bu hüküm verende bilinmeyen bir asla göre dini zorunlulukla verilmiştir. Böylece av öldüren insan için gönüllü ve vacip hükmü birleşir. Bu nedenle gönüllü ve vacip ibadetin kendisinden düşürdüğü şey ondan düşer. Bunu dikkate almayan kimse ise yükümlülüğü olmaksızın devam eder. Fasıl içinde vasıl. Bilginlerin avı ortaklaşa öldüren ihramlı bir grubun durumu hakkında görüş ayrılıkları. Bilginler ihramlı grup bir avı öldürdüğünde ne olacağı hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı hepsine ceza düştüğünü söylemişken bir kısmı hepsine toplam bir ceza düştüğünü söylemiştir. Benim görüşüm şudur. Ortaklardan her biri maktule vurduğunu bilirse herkese bir ceza düşer. Öldürmeksizin onu yaralayana ise ceza düşmez. Yaralayan yasaklanan bir işte eziyete kalkıştığı için günahkardır. Topluluk batini yorumda
insanın yükümlülüğü 8 azasıyla günah işlemesine benzer. Böyle bir durumda her organa, o organ yönünden bir tövbe gerekir. Tövbeyi tövbe edilen fiil yönünden değil, kendisine tövbe edilen hak yönünden dikkate alan kimse tek ceza gerektiğini söyler. Bazı bilginler ise avı öldüren ihramlılar ile haremde avı öldüren ihramsızları ayırt etmiştir. İhramlıların her birine bir ceza gerekirken ihramsızlara tek ceza yeterli görmüştür. Fasıl içinde vasıl. İki hakimden biri avı öldürürse. Bazı bilginler bunun caiz olmayacağını söylemişken bazıları caiz saymıştır. Allah'tan başka fail olmadığını bilen ki hüküm sahibi ve fail odur, kimseler bunu caiz görür. Fiili mahluka ait sayanlar caiz saymaz, ben ilk görüşteyim. İkinci görüş ise onu söyleyenin inandığından farklı bir şekilde kabul edilir. Fasıl içinde vasıl. Bilginlerin yedirme yeri hakkındaki görüş ayrılıkları. Bilginlerin bir kısmı yemek varsa avın öldürüldüğü yerde yedirmenin gerektiğini söylemiştir. Yemek yoksa en yakın yerde yemek yedirilir. Bazı bilginler ise her nerede olursa yeterli olacağını söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Çünkü Allah bir yer belirtmemiştir. Bazı bilginler ise Mekkeli yoksullara yemek yedirmenin şart olduğunu söylemiştir. İnsanın kıblesi Allah ise yedirmeyi belirli bir yere tahsis etmez. Kıblesi Kabe ise bir yer belirler. Fasıl içinde vasıl. Bilginlerin harem bölgesinde avı öldürme ile Hil'deki görüş ayrılıkları. Bilginler ihramlı bir av öldürdüğünde ceza ödemek zorunda olduğunda görüş birliğindedir. Bir kısmı ona ceza düştüğünü söylemiştir. Bir kısmı ise yükümlülüğü olmadığını söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Fasıl içinde vasıl. Avı öldüren ve yiyenin durumu. Bazı bilginler böyle birine bir kefaret düştüğünü söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Bazı bilginler ise iki kefaret gerektiğini söylemiştir ki ata bu görüştedir. Bana göre bu görüşün de haklı bir yönü vardır çünkü şeriat bunu dikkate almıştır. Dolayısıyla onun yenilmesi ancak bir şey ile ona yardım etmen için geçerlidir. Onu öldürene ise daha da yasaktır. Çünkü onu yemek öldürene haram olduğu gibi avlanması ve öldürülmesi de haramdı. Bunların üçü de haramdır. Avlanma, öldürme ve yemek. Av etini yiyen kimse kendisi adına koşmuş demektir. Nefsinin üzerindeki bir hakkı ise ona ancak hakkının bulunup başkasının hakkının olmadığı bir şeyi yedirmesidir. Başkasının hakkının olduğu bir şey yedirirse kendisine zulmetmiştir ve bu nedenle kendisine zulüm yapmasının karşılığında cezalandırılır. Asıl içinde vasıl, eziyetin cezası. Bilginler onun zorunlu olarak eziyeti ortadan kaldırana vacip olduğunu söylemiştir. Bu ise Allah'a ve eziyet edenlere lanet etmenin zorunluluğudur. Bu nedenle ihramlıya saygının gereği olarak eziyeti uzaklaştırmak vaciptir. Kefaret de ihramın gereği olarak vaciptir. Allah hakkında yarışmayan şekilde konuşmak bir eziyettir. Bu nedenle hakka saygının gereği olarak onun ortadan kaldırılması gerekir. Allah'tan başka fail yoktur ve bu nedenle kefaret yani örtmek vaciptir. Bu ise nispeti örtmektir. Böyle bir fiil Allah'a izafe edilmeyerek örtülür. Bütün kefaretler her nerede gerçekleşirse gerçekleşsin bir örtmedir. Bilginler zorunluluk yokken eziyeti ortadan kaldıran hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazıları bu kişinin de belirlenmiş fidyeyi ödemesi gerektiğini söylemiştir ki bazıları onun kan borcu olduğunu söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Çünkü o kendisini eziyet etmemiştir. Başka bir ifadeyle o bu konuda acı duymamıştır. Bu nedenle şari eziyetin yerine onu hisseden baş yapmış ve saç yapmamıştır. Öyleyse tıraşı zorunlu kılan bir neden yoktur. İnsan Allah'ın suretine göre yaratıldığı için kendisine inayetin bir gereği olarak vuba nedeniyle eziyeti kendisinden uzaklaştırması vaciptir. Aynı zamanda Allah'ın yapmasını emrettiği ya da mübah kıldığı konuda kefaret vaciptir. Bunun amacı hissedilen acı nedeniyle Allah'ın zikrinden uzak kalmamaktır. Acı ise ancak Allah'ı zikretmek için emredildi. Böylelikle kefaret eziyete dayanamayacağı için vaciptir. Bu noktada surete hakkını vermek gerekir. Bir rivayette Allah'tan daha çok eziyete katlanan yoktur denilir ve bu nedenle de Allah Es-Sabur diye isimlendirildiği gibi gücü yettiği halde cezalandırmadığı için El-Halim diye isimlendirildi. Asıl içinde vasıl.
Bilginlerin eziyeti uzaklaştıran kişiye düşen fidye hakkındaki görüş ayrılıkları. Kasıt ve unutmanın bundaki etkisi. Bazı bilginler bu ikisinin bir olduğunu, bazıları ise unutana fidye düşmediğini söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Unutan, ihramlı olduğunu unutan kimsedir. Her ikisi de eziyeti gidermede kasıtlı hareket eder. Fidye, zorda kalanın vacip olduğuna göre ki o ihramlı olduğunu hatırladığı halde eziyeti ortadan kaldırmak üzere bunu kasıtlı yapandır, unutana daha da vaciptir. Çünkü ona ihrama özgü zikir emredildi. İhramı unuttuğunda ise ihramına ait zikri yapmamıştır. Böylece eziyeti gidermek ile ihramı unutmak onda bir araya gelir ve kefaret öncelikle vacip olur. Bu bölümün, bu bir ibadet fiillerinin dayanağı, fiillerin izafisini bilmektir. Acaba bu fiiller Allah'a mı yoksa kullara mı yoksa her ikisine de birden mi izafe edilir? Çünkü fiillerin varlıkları gerçekken nispetleri gerçek değildir. Bu noktada bir görüş söyleyelim. Onu iyice inceler ve insafla baktığında onu anlar ve kendisine yaklaşırsın. Çünkü ben ayrıntılı açıklıyorum ve gerçeği kendiliğindeki haliyle dile getirmiyorum. Böyle dile getirmek bir takım zararlara ve insanların çelişkiye düşmesine yol açardı. Görüş ayrılığı benim sözüm nedeniyle ortadan kalkmaz. Öyleyse onu genel için belirsiz bırakmak daha yerindedir. Bizim bilgin adamlarımız bu konudaki imayı anlar. Allah şöyle demiştir. Allah halkı yani alemi hak ile yarattı. İnsanlar yaratmada vasıta olan hakka dair bir takım sözler söylemiş, kimse onun mahiyetini açıklamamıştır. Şu var ki onlar yoruma açık bir takım hususlara işaret etmiştir. Yaratmada vasıta olan hak ve yaratılmış alem iki gerçek şeydir. Onlar herkese göre iki şeydir. Şu var ki o ikisi heba cevheriyle surete benzer. Sufilere göre fiiller suretten meydana gelir. Fakat kimdir bu suret? Kimdir? Alem midir? Alemin kendisiyle yaratıldığı hak mıdır? Allah-u Teala onunla ilgili şöyle demiştir. Biz o ikisini hak ile yarattık. Başka bir ayette ise hak ile onu indirdik ve hak ile indi demiştir. Yaratmada vasıta olan hakkın alemin suretlerini var eden olduğunu düşünen kimse ki alemin suretleri onda farklılıklarına göre suretlerin verisine göre ortaya çıkar. Buna göre fiilleri halk ile ilişkilendirir. Mümkün varlıkları ki onlar alemdir, heba cevheri olduğunu ve onun yaratmada vasıta olan hakkın bu alemdeki sureti olduğunu söyleyenler de vardır. Suretlerin şekilleri ise alemdeki varlıkların değişmesi nedeniyle değiştiği gibi onlara verilen adlar da değişir. Nitekim ilahi isimler de alemdeki etkilerinin değişmesi nedeniyle hakka nispet edilir. Öyleyse bunu dikkate alan kimse bu suret nedeniyle onları Allah'a nispet eder. Suretin ancak heba cevherinde zuhur ettiğini düşünenler de vardır. Onlara göre heba cevheri için varlık ancak suretin bulunmasıyla meydana gelebilir. Suret ancak heba cevheriyle bilinebileceği gibi heba cevheri de suret ile var olabilir. Böyle düşünen kimse fiilleri bir yönden Allah'a, bir yönden kullara nispet eder. Fiillerden güzellik ve övgüyle ilgili olanları hakka, çirkin ve kötü fiilleri ise kullara nispet eder. Bunun nedeni fiillerde hak ile alem arasındaki akli ortaklık, bilgide o ikisinden her birisine dayanmanın ve varlığın kemalinin her ikisine birden bağlı olmasının zorunluluğudur. Kuşkusuz seni bilgi yoluna attık. Attığında sen atmadın fakat Allah attı ayeti bu bağlamda yorumlanır. Allah bu ayette atma fiilini kendisinden olumsuzladığı kimseye sonra yine atma fiilini nispet etmiştir. Allah bu ayette bu mesele hakkını dile getirdiğimiz düşüncemizi belirtmiştir. Allah hakkı söyler ki bu onun sözüdür ve doğru yola ulaştırır. Yani üzerinde yürüyelim diye yolunu bize açıklar. Her canlının perçeminden tutmuştur. Rabbim dost doğru yol üzerindedir. Öyleyse biz Allah'a hamdolsun doğru yol üzerinde yürürüz. Böylelikle Allah bu ayet ile alemdeki varlıkların heba cevheri olduğunu ortaya koymuştur. Şu var ki o suretin varlığıyla meydana gelebilir. Aynı şekilde alemdeki varlıklar da ancak hakkın onlarda zuhur etmesiyle varlık özelliği kazanır. Yaratmada vasıta olan hak onlar için suret gibidir.
Bütün fiillerin suretten ortaya çıkmış olduğunu zannedenler vardır. İşte bu Allah hattı ifadesinin anlamıdır. Hak, amellerin kendisinden göründüğü suretin kendisidir. Öyleyse belirttiğimiz şeyi iyice öğren. Çünkü Allah'ın bu ayette açıkladığından daha açık ifade olmadığı gibi biz de bu açıklamada ayrıntılı olarak bu meseleyi belirttik. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. Bu yol Allah'ın ve Rabbin üzerinde bulunduğu yoldur. Bu yol işte benim doğru yolum ayetinde hakikate izafe edilen yoldur. Her yolun başkasına ait olmayan bir hükmü vardır. Bunu anla ve selam. Kendisine nimet verilenlerin yolu şeriattır. Fasıl içinde vasıl. Bilginlerin yedirme ve orucun vakti hususundaki görüş ayrılıkları. Bilginler yedirmenin vakti ve yedirme hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Çoğunluğu 6 yoksulun yedirilmesi gerektiğini, bir kısmı 10 yoksul gerektiğini söylemiştir. Oruç ise 10 gündür. Bilginler yoksullara verilecek yemeğin miktarı hakkında da görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı peygamberin yoksulu ayırdığı ölçekle 2 ölçek olduğunu, bir kısmı ise buğday, hurma, arpadan farklı ölçüler belirlemiştir. Tırnakların kesilmesine gelirsek bazı bilginler burada bir şeyin gerekmediğini söylemiştir. Bu bölümün yan konuları son derece fazladır. 6 yoksulu kabul eden kimse rızık yedirme ile ilgili ilahi nitelikleri dikkate almıştır. Biz bunları 6 ilahi nitelikten meydana gelen 7 kevni yani aleme ait nitelik olduğunu gördük. Öyleyse ilahi niteliklere ait hüküm aynı zamanda kevni niteliklere de aittir. Onların yedirilmesi ise hakikatlerinin bekasının gereğidir. Çünkü onlar için bu doğal bedenler için beslenme gibidir. Bu bağlamda söz gelişi bilinen şey bilgi için yemektir ve bilgi ona ilişir. Aynı şekilde irade, kudret, kelam ve duyma nitelikleri de böyledir. İrade edilen, kudret getirilen, söylenen ve duyulan şeyler onlar için besindir. Hayat niteliği ise bu konuyla ilgili değildir. Hayat son tahlilde sadece bir şarttır ve başka bir bahistir. Mertebe iki tür olduğu için 6 nitelik 12 olmuştur. Bu ise iki mertebe içeren yalın sayıların isimlerinin sonudur. Çünkü sayı bu iki mertebeye dahildir. Bu nedenle Allah ile ilişkilendirilen isimler ve niteliklerin çokluğu dile getirildi. Sayının alemdeki hükmüne gelirsek kimse bunu inkar edemez. Nitekim 12 aynı zamanda fiil ölçüsünün de bittiği yerdir. Bu ölçü 180 dereceden bileşiktir ki hükmünü daha sonra açıklayacağız. Fiilin isimlerdeki ölçüleri ise 12 vezindir. Her vezin diğerinin talep ettiği şeyi ister. Bunlar bu sayıyla sınırlıdır. Aynı şekilde sayı isimleri de 12'ye sınırlıdır. Bunlardan fiili sükun yapanlar 3'tür. 3 tanesi fetha, 3 tanesi ötre, 3 tanesi de kesre yapar. Sükun, faalun, kuflun, hint gibi isimlerdir. Fethalı olanlar ise cemal, fual, inep gibi isimlerdir. Ötreli olanlar ise unuk, fiul gibi isimlerdir. Bu ifadenin dilde bir adı yoktur. Fakat konunun uzmanları ise Arapların kesreden ötreye çıkmada güçlük çektiklerini söyleyerek sebep bulmuşlardır. Bu konudaki görüşleri kolaylaştırma ilkesine dayanır. Bu sebeplendirme bana göre dikkate değer bir şey değildir. Biz bu meseleyi kitabın ilk bölümünde açıklamıştık. Biz Arapların fiil vezninde kullandıkları kelimeyle karşılaştık. Fakat onu şimdilik zikretmeyeceğim. Fakat o istisnai bir şivedir. Orta harfi kesteli olanlar ise feil, ketif gibi kelimelerdir. Huil kalıbında ise düil kelimesi vardır ki bu Arapların kendisini bildiği düvi ismidir. Allah alemdeki hikmetini Arapların sözün ölçülerinde bu üç harfi almasını gerektirerek uygulamıştır. Bu harfler fe, ayn ve lamdır. Bunların yaratılışta üç mertebesi vardır. Böylelikle her mertebeden bir harf almıştır. Fe harfini dudak harflerinden almıştır. Burası mülk ve şehadet alemidir. Ayn harfini ise boğaz harflerinden almıştır. Orası ise melekut ve gayb alemidir. Lam harfini ortadan almışlardır. Burası ise berzah ve cevurut alemidir. Bu alem ibaresi olan ve sözde kullanılan harflerdendir. Bu harflerin toplamı ki onların
sözün ölçülerinde asıl yapmışlardır, 180'dir. Bu ise zahir feleğin ortasıdır. Bu felek sürekli yaratılışta etkindir. Onun görünmeyen yarımının ise ancak ortaya çıktığı yerde etkisi olabilir. Bunun nedeni şudur. Yıldızların ışınlarının şuaları unsurdan oluşan bir yere ulaşır. Burası onların ışınlarının vurduğu yerdir. Unsurlar oluşmayı kabul edicidir. Bu ışınlar kendilerine ulaştığında orada hızlı bir kokuşma başlar. Çünkü ışınlarda sıcaklık bulunduğu gibi su ve hava unsurunda da yaşlık vardır. Bu sayede yaratılan şeyler ortaya çıkar, kuşkusuz Allah Adem'in hamurunu eliyle yoğurdu. Burada yoğurma, kokuşma demektir. Bu ışınlardan görünmeyenlerin etkisi yoktur. Dikkat ediniz. Güneş tutulması geceleyin gerçekleştiğinde bizde bir hükmü olmaz. Çünkü üzerinde bulunduğumuz yer küresi onu göremez. Dolayısıyla görünmeyen yönün görünen yönde etkisi olabilir. Bu da aziz ve alim olan Hakk'ın takdiridir. Çünkü her nerede görülürse onun nezdinde bulunan şey görülür ve görüldüğü için de orada etki eder. Bu ise Allah'ın uyguladığı doğal alemdir. Bu durum mümkünlerin yokluk halinde sabit olup bir şeyliğin bulunduğu konusunda mutezili bilginin görüşüne en güçlü kanıtlardandır. Bu şeylik bir şey irade ettiğinde ona sözümüz oldur, o da olur. Ayetinde geçer. Böylece Allah yokluk halimizde, sabitlik şeyliğimizde bizi görür. Nitekim varlık halimizde de bizi görür. Çünkü Allah için gayb düşünülemez. Her hal onun için şehadettir. Şehadet sahibi onu bilir. Allah yokluk halinde yaratma irade ettiği eşyaya En-Nur isminde tecelli eder. O varlıklar üzerinde bu tecellinin nurları parıldar ve onlar da yaratılışı kabul etmek için istidat kazanır. Bu ise kendisine ruhun üflenmesi için annesinin karnında 4. ayda ceninin üflenmeyi kabul istidat kazanmasına benzer. Bu istidat esnasında Allah kendisine ol der, o da bir direnme göstermeksizin olur. Hikmetin ne kadar açık olduğuna bakınız. Hikmetin tamlığının gerçeği şudur. Yaratılışı kabul edenler içinde artış derecesi olmaksızın bunu kabul etmeyen olduğunda ki bunun nedeni ancak üzerinde bulunduğu hakikatidir. Vezin bu ölçüden tekrarlanır. Bu durum ismin harflerinin kelimenin kendisinden ve asıllarının da olması durumundan böyledir. Buna örnek olarak Cafer ismini ve onun vezni olan halale kalıbını verebiliriz. Vezin aslından birine tekrarlamışlardır. Çünkü vezin yapılan şeyin bütün harfleri köktür. Kelimedeki harf ilave olduğunda onu bu vezne göre getiririz ve ona fiil harflerinde bir harf vermeyiz. Bu bağlamda mekseb vezninde mefal deriz. Öyleyse kökler her zaman eşyada dikkate alınan şeylerdir. Onlar eşyada etki sahibidir. Bir şair şöyle demiştir. Soylar damarları üzerinde akar. Burada damarları, kökleri ve asılları üzerine demektedir. Kimin kökü asıl ise bu kökün onda etkin olması zorunludur. Böyle bir insandan soysuzluk ortaya çıkarsa bu geçici durumdur ve bu kişi işin sonunda aslına döner. Kökü ve aslı bayağı olan da böyledir. Bu mesele anlayanı az bulunan bir meseledir. Bu husus mümkünlerin asıllarının neye döndüğüyle ilgilidir. Acaba onların asılları soylu mudur? Bu durumda varlığı zorunlu olan onların aslıdır. Yoksa onların varlığı bayağı mıdır? Öyleyse onların aslı imkandır ve yoksunluk ve cimrilik kendilerine eşlik eder. Bu durumda onlara eşlik eden övgüler dolaylı olarak kendilerine aittir. Burada bir takım sır ve incelikler vardır. Bunları anlamayı sana bırakıyorum. Çünkü onların genel içinde açıklanması imkansızdır. Biz de onları bilmeyi Allah'ın öğrettiği kimseye bıraktık. Bu kişi işin kendiliğinde bulunduğu durumu idrak eder. Bu bölümün ana meselelerinden az bir husus geride kaldı. Onların batini yorumlarını bu konuyla ilgili hadisleri dile getirirken anlatacağız. 10. sifrin sona ermesiyle 69. kısım sona erdi. Onu 70. kısım takip edecektir.